İlk kez Hindistan'da tespit edilen COVID-19'un Delta varyantı, dünyanın bazı yerlerinde görülen vaka artışlarının arkasındaki neden olarak gösteriliyor. Delta varyantı, Türkiye'de 29 Haziran'da görüldü. Türkiye'de Delta varyantının tespit edildiği il sayısı ise her geçen gün arttı. Koronavirüsün mutasyona uğramış bu varyantı ilk kez Ekim ayında Hindistan'da tespit edilmişti. Tüm influenza verilerinin paylaşımı küresel inisiyatifine göre Delta varyantı şu ana kadar 65'ten fazla ülkede görüldü. Şu ana kadar bazı aşıların bu varyanta karşı etkili olduğu da açıklandı. BioNTech, Pfizer'la ortak geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu bildirdi. Virüslerin sürekli mutasyona uğraması doğal bir durum. Ortaya çıkan varyantların büyük bölümü önemsiz kabul edilse de bazıları daha bulaşıcı ve hatta kimi durumlarda daha öldürücü olabiliyor. İngiltere'de bilim insanları B1617.2 olarak bilinen Delta varyantının kış aylarında vakalarda görülen hızlı artışın arkasındaki ve ilk kez İngiltere'nin doğusunda bulunan Kent bölgesinde tespit edilen Alfa varyantından daha hızlı yayıldığını söylüyor. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, Delta varyantının daha önce COVID-19 vakalarında görülenlerden farklı belirtiler gösterebildiğini ortaya koydu. Zor COVID belirtileri adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü, genç yaştaki hastaların daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi hissedebildiğini söyledi. Fakat insanlar çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırabiliyor. Bu nedenle bu belirtileri gösterenlerin hemen COVID-19 testi olması isteniyor. Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından COVID-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Ancak Profesör Spector, ekibinin formlarını dolduran binlerce COVID-19 hastasının bildirimlerine göre artık bu belirtilerin daha az görüldüğünü söylüyor. Spector, insanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığı geçirdiklerini sanıyor ve başkalarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu yolla 6 kişiye daha geçiriyor olabilirler. Vakalardaki artışta bunun önemli rol oynadığını düşünüyoruz, dedi. Delta varyantının bulaş oranının alfaya göre %30 ile %100 arasında daha fazla olduğu tespit edildi. Bununla birlikte uzmanlar İngiltere'de görülen vaka sayısındaki artışın virüsten çok insan davranışından da kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor. Örneğin en kötü etkilenen bölgelerden bazılarında evden çalışanların oranının çok düşük olduğuna dikkat çekildi. Delta Plus adı verilen mutasyon Hindistan dışındaki ülkelerde de görülmeye başlandı. Türkiye'de ise Delta Plus varyantının görülme tarihi 6 Temmuz 2021 olarak açıklandı. Delta Plus, Delta varyantının yeni mutasyonu. Tıbbi literatürde bu mutasyonun adı K417N'dir. Delta Plus varyantı daha hızlı bulaşıcı özelliğe sahip. Delta Plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan'da endişe verici varyant kategorisinde değerlendiriliyor. Aşılar arasında mRNA aşılarının koruyuculuk oranı ve varyant virüslere karşı etkinliği inaktif aşılara göre biraz daha iyi olduğu eldeki çalışmalarda görülüyor. Üçüncü bir aşılamanın zamanla azalan bağışıklığımız için Delta virüsüne karşı daha koruyucu olacağı kesin. Ancak şunun altının çizilmesi gerekiyor. Bu çalışmaların kanıt düzeyleri yüksek değil. Daha hızlı bulaşıcı özelliğe sahip olması nedeniyle risk teşkil eden Delta Plus aynı zamanda aşının etkinlik oranını azaltan varyantlar arasında yer alıyor. Antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için endişe verici varyantlar arasında. Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse endişe varyantı olarak sınıflandırılıyor. Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoo COVID Septom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle Mayıs ayından bu yana klasik COVID-19 belirtilerini artık çok daha az rastladıklarını kaydediyor. Delta Plus olarak adlandırılan mutasyonlu varyantın daha bulaşıcı olabileceği uyarısında bulunan Hindistanlı yetkililer eyaletlere test sayısını arttırma çağrısında bulunmuştu. Bazı bilim insanları Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı arttıracağından endişe duyuyorlardı. Hindistan genelinde hastaları tedavi eden 6 farklı doktorun yaptığı açıklamada, Delta varyantının belirtileri arasında mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı da yer alıyor.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, işitme kaybının tanımlanması çok önemli. Çünkü koku kaybı da bu şekilde klinik tabloya dahil oldu ve nörolojik tutulum açısından işitme kaybı daha objektif bir veri. Koku daha subjektif ve dağılımı çok değişik. Örneğin Uzak Doğu'da koku kaybı daha sıkken Avrupa ve Amerika'da daha nadir görülüyor. Bunun gibi bir dağılım farklılığı gösterilebilirse genetik yatkınlık kavramı da yeniden tartışmaya açılır, dedi. Ayrıca Delta varyantı yaygınlaşmaya devam ederken aşı üreticilerinden gelen açıklamalar da dikkat çekiyor. Tüm dünya Delta varyantının yankılarını konuşurken, Delta varyantı şimdi de Delta Plus olarak yeniden mutasyona uğrayınca ve yeni bir endişeye yol açınca aşı şirketlerinden de arda arda açıklamalar geliyor. Bilim dünyası uyarılarına devam ederken BioNTech aşısının Delta varyantına karşı %90 etkili olduğu bildirildi. Sinovac açısındansa Delta varyantına karşı nötralize edici etkide 3 kat azalma gözlemlendiği açıklandı. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.